Değerli izleyenler, Kazakistan'da evet yayınıma hoş geldiniz. Kazakistan'da birlikler geri dönmeye başladı. Kolektif örgüte bağlı Rusya'ya, Belarus'a ve Ermeni birliklerine ait kuvvetlerin bir bir çekilmeye başladığıyla ilişkin görüntüler yayınlanmaya başlandı. Rusya tamamen mi çekilecek, kısmen sembolik bir çekilme mi yapıyor? Bu durum iyice netleşecek. Ama Kazakistan halkının Rusya'ya pek sıcak davranmadığı ve kendisini zor tuttuğu biliniyor. Evet, şu anda gelen görüntüler kolektif örgütün çekilme görüntüleri. Gitsinler bir daha gelmesinler. Evet, görüntülerde gördüğünüz gibi zırhlı araçlar kargo uçaklarına yüklenmeye başlandı. Tokayev çekilme başlayacak demişti. 10 güne kadar bütün çekilme tamamlanacak demişti. Gözler Rusların getirdiği diğer silahlarda. Elektronik harp silahları, hava savunma sistemleri ve bunun yanında tanklar. Rusların birçok askerini tutabileceği konuşuluyor. Bölgede karışıklık çıkarabilme adına Rusların yaşadığı bölgelerde silah dağıtıp bir kargaşa yapma adına orada Ukrayna gibi belli bölgelerde otonom bölgeler oluşturmak adına planları olabilir. Bu görüntülerden rahatsız olmuştuk. Rus komutanın Kazakistanlı komutanın yanında bulunması ve açıklama yapmasından rahatsızdık. Kazakistanlı generalin sıkıntısı, Kazakistanlı generalin şu anda görüntülere baktığınızda ne kadar canının sıkıldığı şaşkın bakışlarından belli. Kızgın ve kırılgan bir duruşu var. Ne işi var Rus askerinin yanında? Yeniden Sovyetler mi var sanki? İşte bu durum can sıkıcı. Çünkü general Sovyetler dönemini de biliyor. Ama yeniden bir Rus askerinin kendi topraklarında bildiri yayınlayacak olması, öyle alelade konuşmalar yapması can sıkıcı. Kanaatimce Rusya bütün birliklerini geri çekmeyecek. Eğer çekerse gerçekten bir baskı görmüş olabilir. Ya Turan devletlerinin toplanması ve agresif bir tutum almamızdan çekilmiş olabilirler mi? Bir ihtimal. Bir ihtimal de Kazakistan halkının Rus askerlerinin gelmesine oldukça fazla tepki gösterdiği, biz medyada görmesek bile protestoların yapıldığı söyleniyor. Bu da halkın topyekün Rusların askerlerine ülkeden çıkarılması için bir mücadeleye girişme, yani asıl Rus askerlerinin bölgede darbeci gibi alınmasına yol açacak. Rusya bu kadar tepki beklemiyordu. Rusya bu kadar tepkiyi beklemiyordu. Olağanüstü bir tepki aldı. Bu da sahadan gelen bilgiler. Buna karşın Tokayev burada ne yaptığını anlayınca büyük bir paniğe kapıldı ve Turancı bir ismi Enformasyon Bakanı yaptı. İşte Kazakistan'ın yeni İletişim Bakanı Askar Umarov özellikle Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için tarihi bir söz söylemişti. 9 Mayıs bizim için bir bayram değil. Sadece başkalarının savaşında ölen dedelerimizi anma günüdür diyerek Türklüğünü ve Turancılığını ilan etmişti. İşte Tokayev'in Turancı bir ismi bakan yapması Rusya'ya özellikle haddini aşan durumlara girersen halkımla bütünleşirim ve burada bir Turan şamarı yersin imajı verdi. Belki çekilmek istemeyen Rusya'ya karşı bir kart gösterdi, sarı kart. Evet, ya çekil ya çekildirtirim şeklinde. Burada bu imajı görüyoruz. Burada Tokayev'in Nur Sultan Nazarbayev'e tamamıyla yönetimden darbe ile uzaklaştırdığını görüyoruz. Oluşan bu kaosu Nur Sultan'ı tasfiye etmede kullandığı da aşikar. Protestocuların doğalgaz zammını protesto ederken, neft zammını protesto ederken işin nerelere geldiğine bakacak olursak bölgede birkaç ülkenin ve emperyalist ülkenin emelleri var. Ülke içerisinde bu karışıklığı körükleyen, daha da ilerleten birileri vardı tabii ki. Ama Rusya'nın Nur Sultan Nazarbayev'le değil de Aksakal olarak alınan ve Türkiye'de büyük bir müteber gören bu ismin üstüne çizmesi, ama bir taraftan da Tokayev'in
tek başına bütün yetkileri toplayıp ülkeye Rus askerlerine karşı gösterilen tepkiden dolayı Turancı bir ismi getirerek denge sağlama çabası. Rusya'dan gürültüler gelmeye başladı. Rusya çok rahatsız olmuş yeni iletişim bakanından. Bakınız, bir ülkenin iç işlerine bu kadar karışılır mı? Rusya bu. Evet, bakalım. Tekrar iletmek istiyorum. Bu çekilme süreci. Bu çekilme süreci ne kadar sağlıklı olacak? Belarus özellikle Rus askerlerinin belli bir kısmı çekildikten sonra, tekrar söylüyorum, Rusya belli bir kuvveti burada tekrar takviye etmek üzere durduracak mı? Bölgedeki Rusların yeniden ayaklanması ve bölgede otonom bölgeleri oluşturmak için Kazakistan'ı parsel parsel bölmek için bir plan uygulayacak mı? Bu Kazakistan'da bir felaket senaryosu. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'nin ve Turan'ın da bölgede bu oluşumun işgal adı altında kalmasından rahatsız olduğu da aşikar. Türkiye çok sert bir şekilde orada bir kuvvetin kalıcı kalmasına tepki gösterecektir. Bunun için çeşitli ülkelerle zaten istişareler var. Türkiye bu gücünü devam ettirecektir. İşte bu süreçteki durum çok önemli. Bu devretme ve ilgili makamlara devretmeleri çok önemli. Yani demek istediğimiz husus şu. Kazakistan belli bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşüm sancılı geçiyor. Dedim ya, bir dönüşüm yaşıyor diye. Nazarbayev'in adının duvardan kaybolduğu görülüyor. Toplantı salonunda Nazarbayev'in adı bulunuyordu. Ve Nurta Bankası'nın tabelasından da Nur ismi kaldırıldı değerli izleyenler. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Nur ismi kaldırıldı. Muhtemelen ya Kazak Bank olacak ya başka bir isim alacak ama Nur ismi bütün şeyi, evet, resimleri indirildi. Bunun yanında özellikle kuruluşların başlarındaki Nur isimleri kaldırıldı değerli izleyenler. Türk yurdunun, bu kadar geniş bir Türk yurdunun Rusların istilasına uğramasına kimsenin gönlü razı olmaz. Bundan sonra Turan Teşkilatı özellikle iç güvenlik sistemleri ve iç güvenlik konularında anlaşmalar gerçekleştirerek olası bir acil olayda acil yardım gücü şeklinde bir kuvvet oluşturması muhtemeldir. Turan devletlerinin kendi aralarında oluşturacağı Turan acil müdahale gücünün ülkelerdeki ani olaylara bir Türk birlikteliği şeklinde müdahale etmesi yabancı müdahalede olarak da sayılmayacaktır. Örneğin Türkiye birliklerinin Kazakistan'da anormal bir olaylar zinciri başladığında Türkiye birliklerinin gidip orada, evet, bu kargaşayı bastırması yabancı bir kuvvetin bastırması gibi olmaz. Kardeşinin olduğu ülkede gereken desteği verir. Evet, daha sonra ülkesine geri döner. Yani bir endişe yok Türk'ün Türkiye karşı ama Rus emperyalizminin bu topraklarda bulunması gerçekten itici ve o kadar da tehlikelidir. Çekiliyorlar, gidiyorlar ve gidiyorlar dedim ya. Kazakistan'da olağanüstü hal de bitti. Artık bu çekilme sürecini titizlikle inceleyeceğiz. Kazakistan'ın şükür ki inşallah sancısız bir şekilde bu çekilme gerçekleşir. İnşallah Ruslara belli tavizler verilmemiştir. Bütün teyakkuzumuz, bütün araştırmalarımız bu yönde olacaktır. Geçmiş olsun Kazakistan. Geçmiş olsun kardeş Kazakistan. Türkiye sizinle. Türkiye, Azerbaycan ve tüm Türk Cumhuriyetleri sizinle. Yalnız değilsiniz. İki emperyalist güç, Çin ve Rusya'nın bölge arasında sıkışık kalmayacaksınız. Turan gücünün bir parçası olacaksınız. Yani size dokunan Turan'a dokunmuş olacak. Gelecek Turan'da. Evet, lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.